Evet, hadi başlayalım. Ben resim konusunu çok sevdiğim bir konudur. Şimdi nasıl bir fırça kullanıyorsun? Şimdi, ucu nasıl? Bir kamera orada görelim. Sert bir fırça kullanıyorsun. Kullanıyorum. Bakayım. Evet, bayağı. Sert bir fırça çünkü az önce bahsettiğim Doku. Bu hani aralara girmesi açısından. Evet. Çok hafif su kullanıyorum zaten. Evet. Boyanın yoğunluğu hani daha şey. Zaten bunlar kaliteli boya olduğu için hani resim yapma boyası olduğu için. Yalnız çok kaliteli bir şeymiş. İçlerindeki pigmentler daha fazla. Hani sıradan Akademi boyalara göre. Akademi civarındaki yerlerde mi bulunuyor bunlar? Evet. Evet, ben çok bir oralara dolaşayım. Bulabileceğiniz çok bulabileceğiniz boyalar. Önce şöyle bir buraya genel bir renk atacağım. Saçının bandı değil mi? Evet, çok saç güzel. Bandına. Daha sonra açıklara koyulara ışığa gireceğim. Evet. Biraz da bize resim bilgisi versen. Mesela ışığı nasıl yakalayabiliriz bir resimde Nihal? Aslında bize en güzel şeyi ipuçlarını doğa veriyor bence ışık konusunda. Evet. Hani bir manzaraya baktığımızda da hep güzelleştiren ışık ya da gölgedir. Evet. Ve ikisinin birlikteliğidir. Evet. Hem yapalım hem konuşalım. Yani istersen. Şu an işte ben... Bak, açık yaptığın yerlerde bir ışık aynen. Şeysi yakalıyorsun. Evet, zaten hacimi veren de ışık ve gölge resimde. Yani monotonluktan kurtarıyor. Evet. Bu sırada da vermerin fırça darbelerini taklit etmeye çalışıyorum tabii ki. Evet, bir daha alabilir miyim onu? Şöyle tabii sana ki. Da tutacağım ama. Seyircilerimiz hani bir şuradaki o şeyi bir görsünler bakın. Orada o saç bandında hani başımızda da taktığımız zaman hani ne kadar güzel bir şey yapmış oraya nasıl? Süper. Evet. Şimdi Nihal herkes ben onu oraya koyalım. Hı hı. Herkes de demiş ki Nihal'e yani hem galericisi teşvik etmiş hem benim çok hoşuma gitti. Şimdi ben de bir tane sipariş vermek istiyorum Nihal'e. Bu şimdilerde çok moda böyle hanımların elinde görüyorsunuzdur. O marka çantalarına çok güzel. Kayseri'de bir hanım var. O da başka bir şey yapıyor. Takip ediyorsunuzdur belki. O da böyle daha karikatür diyeceğim. Hani komik şeyler. Daha başka modern bir şeyler yapıyor ama harika bir eli var. Çok güzel yapıyor. İsmi hatırlayabiliyor musun Aytül? Onu da söyleyelim. Sonra o monogram çantaların üstüne çok güzel işte yine ama mutlaka çok iyi resim yapan birinin yapması lazım. Naciye Kervan Hanım. Buradan çok sevgilerimi iletiyorum. Takip edin Instagram'dan. Gerçekten çok güzel işler yapıyor o da. Gönderiyorsunuz çantanızı, figürünüzü gönderiyorsunuz. O da boyuyor size gönderiyor. Ama Nihal de bu kulvara çok çok ressamca bir şey atmış oldu. El atmış oldu. Bence kıymetli bir çantayı Nihal'in eline teslim etmekte fayda var. Naciye çok farklı bir şey çalışıyor. Onu da değerlendirebilirsiniz. O da çok güzel çantalara yapıyor. İyi bir sonuç almak için çantanın mutlaka deri mi olması gerekiyor diye izleyiciler sormuşlar. Aslında hayır ama hani deri daha kalıcı olur. Evet. O açıdan hani kumaş çantaya falan da yapılır tabii. Ama akrilik boyada tabii kumaş da geri planı bir korumak lazım. Evet. Kusma şimdi, yapabilir. Her böyle bir şey yaptığımızda biz de transferler yapmıştık çok yıllar önce. Hatta ben bir çantaya çantanın ön yüzüne annemin fotoğrafını, arka yüzüne babamın fotoğrafını yaptığım annemin çok eski bir çantası vardı. Ayvalık'tan getirecektim, unuttum. Gerçekten o da çok güzel oluyor. Ama sorulan soru şu, yağmurda gider mi? Hiç yağmura çıkartmadım o çantayı. O bir tablo artık olmuş oluyor. Evde duruyor. Ama yağmurda çıkar mı'nın sorusunu sana soracağım. Evet, çıkmaz. Çünkü hem boyalar çok kalıcı, kaliteli boya kullanırlarsa çıkmaz.
Evet. Peki üstüne herhangi bir cila yapacak mısın? Evet. Daha sonra şu an programda yapmayacağım çünkü çok sert kokuyor. Sprey vernikler oluyor. Bitirdikten sonra boya tamamen kuru olması gerekiyor. Genelde ben bir gün sonra sıkıyorum onu. Evet, hani güzel. Emin güzel olmak için. Güzel bilgi bu da izleyicilerimiz için. Ve iki kat sıkıyorum. Evet. Peki bir şey daha sorayım. Diyelim ki böyle güzel bir bez çantamız var. Hı hı. Kalın böyle hani. Veya diyelim ki şöyle bir koltuğumuz var. Hı hı. Böyle bir şeyi oralara da uygulayabilir miyiz aynı şekilde? Tabii ama hani bezde derideki güzelliği yani deri koltuğa da güzel olur. Tamamen emmiyor boyayı. Yani tuval yüzeyine aslında çok yakın deri. Hmm, mesela güzel. Kumaş bir koltuğu boyarsak bu boyalar içine girecek. Bir de onu verniklemek zor. Kumaş evet. Sertleşir verniği evet. Sıkınca. Yani öyle bir taraftan bir şey. Da yapalım. Evet. Bugüne kadar Nihal dört çanta yapmış ama esaslı çantalar yapmış. Yani gerçekten çok güzel yapıyor. Nihal bence sipariş gelirse yapmalısın. Hakikaten çok güzel. Bir de yani... o koca tabloların arasında böyle küçük bir şey çok keyifli de olduğunu evet, düşünüyorum. Evet aslında benim biraz rahatlama noktam oldu. Çünkü koca bir tuvalin karşısına geçmek biraz böyle hem konsantrasyonu gerektiriyor hem de hani ressam olduğum için resim yapmayı biz stres atmak için yapmıyoruz. Evet tabii ki. O işimiz olduğu için hani biraz strese de girebiliyorsun. Evet bir çantayı en az iki günde boyuyor. Nihal. Evet. Gerçekten resimleri var mı internette bulabilirler mi resimlerini? Evet. Instagram hesabıma koyuyorum. Evet. Çantalarım için ayrı bir Instagram hesabı da oluşturdum. Çantalar için ayrı bir Instagram hesabı oluşturdum. Baktım diyor. Bak, siparişler... Şeylerine karıştırmıyor onu. Yok kendi hesabıma da koyuyorum resimlerimin olduğu hesabıma. Evet. Şimdi tabii resim işi öyle... Yap boya çık gibi bir şey değil. İşte yavaş yavaş buraya boyalarını sıkıyor. Boyam kurur diyor. Çok önceden sıkmak istemedi. Akrilik boyanın kötü yanı resimlerinden görüyoruz Nihal'in. Çok... evet. Çok büyük boyut şeyler bunlar. Evet. Çok güzel. Evet resim içinde resimler gene var. Evet, şuna bayılıyorum işte. Ah, çok güzel. Gerçekten renkleri falan dünyası çok farklı ve değişik. Çok güzel şeyler yapıyor. Hani sergi olarak da gitmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Takipte kalıp. Çok güzel, evet. Süper. Şimdi çantanın içine sert bir şey koyduk. Onları da söyleyeyim. Evet, hani, kitap koyuyorum genelde. Evet. Ki hani çanta hareket etmesin boyarken. Evet. Özellikle işte figürlerde falan kaymalar olabilir. Orantısız olabilir. Evet, yine o ceket kısmında bayağı bir şeyler var değil mi? Evet, onları evet. Henüz yapmadım. Evet, tuvale yakın oluyor demesi çok enteresan derinin. Evet. Bakın mesela ikinci katta ışığı daha iyi hemen, alıyor değil mi? Hem ışığı iyi alıyor hem de daha netleşiyor. O boşluklar da tamamen kapandığı için. Evet. Evet canlı canlı bir ressamımıza burada güzel bir şey oldu bence bugün. Süper. Peki... Çok hafif taşırdım. Mesela suyla silebiliriz. Suyla mı siliyorsun? Evet. Tamam bu boya da güzel bilgi. Boya su bazlı bilgi. Ama geç kalırsak silinmez. Evet. Çünkü hemen. Sağlam da boyuyor. Bir penyem var galiba. Penye mi o? Evet. Onunla da fırça temizlemek için. Bir o da resim yapmadan kalma bir alışkanlık. Bez olacak. Evet. Bezle temizlik yapınca fırçada renkler birbirini kirletmiyor. Evet. O yüzden. Şimdi ışıklarımı evet. Koyuyorum. Şimdi Nihal'i biraz yalnız bırakıyorum. O yavaş yavaş da birdenbire olmuyor. Rengi boyuyor. Onun üstüne bir şey daha koyuyor. İki dakika mutfağa gidiyorum. Nihal'cığım seni çekiyor olacak arkadaşlar.
seni de takip edeceğiz bir taraftan. Ellerine sağlık. Çok iyi çok bir bilgi. Çok teşekkürler. Valla bundan sonraki sipariş benim. Tamam. Tamam mı? Ben çantamı vereceğim. Özellikle yurt dışında falan da çok moda. Yani çantanız bir nevi tablo oluyor. Ama kapkaççıya kaptırmamak lazım böyle çantaları.